Herkese merhaba. Ben Efe Can Güner. İnformatik bilişimde PTC'nin CAD çözümlerinde teknik destek vermekteyim. Bu videoda size anlatacağım konu her yerde anlatılmayan ama model tabanlı tanımlamaya geçecek hemen her firmanın ihtiyaç duyacağını düşündüğüm bir uygulama. Model tabanlı tanımlamayı açacak olursak temel olarak üretim, kalite ve benzeri faaliyetleriniz sırasında teknik resimle aktarılan tüm bilgilerin 3 boyutlu model üzerinde aktarılmasına ve saklanmasına dayanan bir çözüm olarak tanımlayabiliriz. Daha detaylı bilgi için videodan önce YouTube kanalımızdaki MBD videolarına göz atabilirsiniz. MBD uygulamasını kullanacak firmalarda düzenli bir süreç akışı için burada görülen şema uygulanabilir. Şu anda yapacağımız uygulama oluşturulacak her modelde standart olarak yer alacak olan şirket logosu olduğu için plan fazı içerisinde olduğumuz söylenebilir. Notlar, parametrik model bilgileri gibi diğer standart unsurları da start part üzerinde tanımladıktan sonra dosyayı kaydedip Creo'ya yeni bir template olarak tanıtabilir. MBD uygulanacak tüm tasarımlarınıza bu template ile başlayabilirsiniz. Böylece rutin işlemleri ortadan kaldırarak ciddi bir zaman kazanacak ve standartlaşmayı sağlamış olacaksınız. Şimdi uygulamamıza geçiyorum. Oluşturacağım start part'ta çeşitli combination state'ler yer almakta. Bunlara ayrı bir videoda tekrar değinebiliriz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Şirket logonuzun .dxf formatında olması bu aşamada bir gerekliliktir. Sembol komutuna tıkladıktan sonra sembol galeriye geliyorum ve define diyerek ekleyeceğim sembolüme bir isim veriyorum. Yeni bir Creo penceresi açıldı. Bu aşamada Working Directory'm içerisine önceden DXF formatındaki şirket logomu bırakmıştım. Ve şimdi Insert diyerek From File komutuyla Working Directory'me gidiyorum. Ve eklemiş olduğum logoyu seçiyorum. Bunu içeriye import edeceğim. Burada benim kullanmış olduğum ayarları kullanabilirsiniz. OK diyerek logomu karşıma getiriyorum. Eğer logo üzerinde renklendirme işlemi gerçekleştirmek isterseniz, renklendirmek istediğiniz bölümleri seçerek sağ tuş tıklıyorum ve Hatch Fill komutuyla bakın Fill komutu altından Color'a geliyorum ve renklendirmek istediğim bölüm için bir renk seçiyorum. Modify dedikten sonra renklendirme işlemim seçmiş olduğum alanlarda gerçekleşti. Şimdi kalan alanlar içinde başka bir rengi nasıl tanımlayacağımızı göstereceğim. Yine aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Hatch fill altından fill'e geliyorum ve color altından bakın burası için de başka bir renk tanımladım. Done diyerek işlemimi tamamlıyorum. Şimdi burada sembol haline getirdiğimiz logoyu önce bir iki ufak ayar yapacağım. Bunu modelim üzerine eklediğimde yani model based definition'da modelimin yanına eklediğimde boyutunun ayarlanabilir olması için variable ve model units seçeneğini seçiyorum. Modele göre boyutu uygulanacaktır. Free seçeneğiyle ortada bir leader bırakıyorum ve left leader'a modelimin şöyle solunda ve sağında bir nokta atadım. Ardından OK diyerek ve done diyerek oluşturmayı tamamladım. Şimdi custom sembol altında oluşturmuş olduğumuz logoyu az önce isimlendirdiğim şekliyle seçtikten sonra bunu tabii flat to screen olarak ekleyeceğim. Yani ekrana paralel modelle birlikte dönmesini istemiyorum. Aynı buradaki yazılar ve diğer notlar gibi. O yüzden flat to screen'i seçtikten sonra sembol altından custom sembollere geliyorum
Logomu seçtim. Boyutunu ayarlayabileceğimizi söylemiştik. 20 olarak boyutunu ayarladım ve orta tuşla logomu bırakıyorum. Şimdi logomu istediğim bölüme taşımak için seçtikten sonra Move komutunu kullanıyorum. Ve şöyle uygun bir yere bıraktım. Diğer tüm combination state'lerimde de bu logonun görünmesi iyi olacaktır. Bunun için de logoyu seçtikten sonra Assign to States komutunu kullanabilirsiniz. Ve tüm combination state'leri seçtikten sonra OK diyerek diğer state'lerde de logonun görünür hale gelmesini sağlayabilirsiniz. MVD ile ilgili diğer videolarımızda çeşitli detaylandırmalar bulabilirsiniz. Tüm güncel yayınlarımızı takip etmek için Informatik Innovation YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.